Gayrimenkul Vizyonu'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 13'ü gösterirken gayrimenkul sektöründe özellikle mimaride tasarım, pandemiyle beraber tasarımda nasıl bir şekil değişikliğine gidildiğini ve tasarımda özellikle yapay zeka kullanımını, teknolojinin entegrasyonunu konuşacağız. Bugün çok değerli iki mimar bizlerle birlikte. GİS üyesi ve EDC Mimarlık kurucusu Elif Ertekin Gürkan ve GİS üyesi DAP Yapı Proje Geliştirme Müdürü Mustafa Kemal Kayış. Hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Öncelikle Elif Hanım, siz yıllarca yurt dışında mimar olarak çalışmış birisiniz. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Bu pandemi döneminde tasarımda ne yönde, pandeminin etkisi tasarıma nasıl yansıdı? Evin pandemi döneminde daha çok işlevselliği arttı. Ancak bu mimaride karşılığı olarak biz bunu nasıl görüyoruz? Tasarım cephesinde bir mimar gözüyle bize nasıl değerlendirirsiniz? Merhabalar Hande Hanım. Herkese merhaba. Ben aslında bu soruya insan ölçeğine geri dönerek diye başlamak istiyorum. İnsan ölçeği mimarlıkta çok önemlidir. Ve mimarlık da bir mekan yaratma sanatıdır aslında. Ve biz artık bu mekan yaratma sanatının insan ölçeğiyle olan ilişkisini her zaman mimariyi de zaten değerlendiriyoruz mimarlar olarak, ama bu geçirmiş olduğumuz süreç içerisinde aslında önemini daha iyi anlamış bulunuyoruz diye düşünüyorum. İnsan ölçeği dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Aslında tabii ki insanın bir eni boyu var, ama aynı zamanda bu bir bütün duyularla algılanan bir alan. Ve kullanıcı odaklı tasarımları yaptığınız zaman aslında insanlara daha güzel mekanlar vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ben bu geçirmiş olduğumuz tuhaf dönem diyeyim, hepimiz için çok yeni olmuş olan bir dönemde yeniden insan ölçeğinin önemini hatırladık diye düşünüyorum. Hem biz mimarlar, tasarımcılar olarak hem de aslında kullanıcılar olarak. Şöyle söyleyeyim, diyelim çok iyi tasarlanmış bir yapının içerisinde geçirdiyseniz bu süreci biraz daha olumlu bir şekilde atlatmış olabilirsiniz, ama mekanınız gerçekten keyifli değilse, sizi sıkıntıya düşürecek bir alandıysa biraz daha olumsuz bir şekilde geçirmişsinizdir diye düşünüyorum bu dönemi. Çünkü insan her zaman kendi ölçeğine yakın durmak ister, onunla ilişki kurmak ister. Ben aynı zamanda fakültelerde de ders veriyorum, tasarım dersi veriyorum ve bizim mimariye başlarken ilk sorduğumuz soru aslında nerede yapıyoruz bu projeyi ve kimin için yapıyoruz bu projeyi? Biz kullanıcı odaklı tasarımlar yaptığımız zaman, kullanıcıyı ön planda tutarak tasarımlar yaptığımız zaman çok daha iyi tabii ki sonuçlar alıyoruz. En basitinden bir ev ve bir yuva tasarlamak arasında ciddi bir fark var aslında. Çünkü bir tanesi kullanıcının ihtiyaçlarına göre şekillenmiş bir tasarım olmuş oluyor. Ve aslında hepimizin de yolda geçerken fark ettiği, aklında kalan, ya bu ne kadar güzel bir binaymış aslında dediğimiz yapılar da bu yapılar olmuş oluyor. Bu bir tesadüf değil yani. Şimdi bunları söyledikten sonra biraz insan ölçeğine vurgu yapmak istedim. Neler değişecek? Şimdi biz zaten bir süredir düşey mimari yerine yatay mimariyi önemseyen tasarımlar yapmaya başlamıştık. Mimarlar olarak böyle bir trendin içerisine girmiştik. Çünkü aslında artık sürdürülebilirliğin ön planda olduğu, aslında doğayı yeniden yaşamımızın içerisine katmak istediğimiz bir dönemin içerisine girmiştik. Bu pandemi zamanında da fark ettik ki aslında bunlar bizim doğal olarak en büyük ihtiyaçlarımız. Ve balkonların, zaman içerisinde kaybetmiş olduğumuz bu balkonun evlerimizde ne kadar önemli olduğunu hatırlamış olduk. Dolayısıyla bunu gündemimizde tekrar almış oluyoruz. Onun dışında işte kat bahçeleri, düşey bahçeler dediğimiz bahçe alanları, nefes alınabilecek ortamlar aslında. Çünkü insanların yaşadıkları, çalıştıkları, zaman geçirdikleri alanlarda nefes almaya çok ihtiyaçları var. Bunu sağlayabilecek her türlü tasarımı tekrar gündemimize alıyor olduğumuzu düşünüyorum. Bundan da tabii ki çok büyük keyif alıyorum bir mimar olarak. Bunları tekrar hayatımızın içerisine sokabilecek olmak çok büyük bir keyif benim için ve bir gereklilik aynı zamanda. Bunun dışında temiz hava ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu tekrardan hatırlamış olduk. Hem artık çalıştığımız ortamlarda, ofis alanlarında, kendi evlerimizin içerisinde, hatta gittiğimiz alışveriş merkezlerinde artık bu temiz hava alabileceğimiz daha açık alanlar daha da ön plana çıkmış oluyor. Onun dışında eğer mümkünse bir bahçe, toprağa dokunabileceksek bir bahçe alanı, yaşadığımız konut alanlarının bir sosyal alanı olacaksa onun ne kadar geniş olacağı gibi kriterler artık bizim gündemimizde daha çok yer tutacak gibi gözüküyor. Bir başka etkisi de tabii ki şu oldu, bu pandemi döneminin hepimiz bunu deneyimledik. Tabii teknoloji sayesinde pek çoğumuz evlerden çalışma durumuna geçmiş olduk ve tabii ki hazırlıksız yakalandık. Çünkü aslında bizim her zaman bir evimiz ve bir ofisimiz vardı genel olarak. Şimdi o değişti. Bu algı neyi değiştirebilir? Bunu çok büyük şirketlerin de değerlendirme altında tuttuğunu biliyoruz. Artık bir kısım çalışanımız acaba evden çalışabilir mi diye düşünüyorlar. Ve bunun üzerine insanların konut beklentisinde belki bir artı bir oda beklentisiyle bir takım yönelimlerde bulunabileceği gibi bizim de bir düşüncemiz var. En azından insanların evinde eğer imkanları el veriyorsa bir başka odayla da çalışma odası veya işte bir vakit geçirebilme mekanı gibi yer oluşturma durumları olabilir. Yani bunlar ilk akla gelenler bu pandemi sürecinde bizim not ettiğimiz ve bundan sonra olmasını beklediğimiz başlıklar aslında. Genel itibariyle özetleyecek olursak daha yatay bir mimariye zaten pandemi öncesinde bir anlayış, geçiş anlayışı vardı. Bununla beraber daha çok nefes alacak yaşam alanlarının artıyor olması bu hem konut hem de gayrimenkul, ticari gayrimenkuller kısmı için de geçerli ve çalışma mekanlarının artık sadece ofisler değil, kendi yaşam alanlarında da şekilleniyor olması belki önümüzdeki dönem mimaride daha çok görüyor olacağız. Peki Mustafa Bey, Türk mimarisinin şimdi genel değişimini Elif Hanım tasarımsal değişimi bizler için özetledi. Siz de hem yurt içinde hem yurt dışında birçok projede bulundunuz. Türk mimarları da sadece Batı'da değil aynı zamanda Afganistan'da, Irak'ta, İran'da birçok altyapı ve üst yapı projelerinde başarıyla altyapı ve üst yapı projeleri gerçekleştiriyorlar ki siz de bunlarda bir fiil katılmıştınız ve birçok operasyonda da yer aldınız. Şunu sormak istiyorum. Bu pandemi dönemiyle beraber Türk mimarisinde tasarım anlamında nasıl bir değişim öngörüyorsunuz ve bunun ben bir miktarda teknolojiye entegrasyonunda öğrenmek istiyorum. Evet. Merhabalar öncelikle Hande Hanım. Aslında buna şu anda içinde bulunduğum ortamdan cevap verebilirim. Şu anda Çekmeköy'deyim. Bizim Ormanköy projesindeyim. Yeni 2 gün oldu daha çok sıcak. Satışa çıktığımız projeyi tamamlayıp. Biz bunu yani tam iliklerimize kadar hissettik bu pandemi döneminde neler yapmamız gerektiğini. Bu süreç içerisinde yaklaşık 60.000 civarında müşterimizle, misafirimizle temas kurduk. Bunların hepsinin bu süreç içerisinde nasıl gün gün, ay ay, hafta hafta taleplerinin değiştiğini not aldık ve bunları mümkün olduğunca projemize entegre etmeye çalıştık. Yani şu anda aynen Elif Hanım'ın da dediği gibi bir küçük çalışma odası müthiş bir fark yaratıyor ya da bir odanın yarım oda olarak büyütülmesi. Projede mümkün olduğunca bahçeli, teraslı alanların, kat bahçelerinin yer almasının ne kadar önemli olduğunu anladık. Tabii bu değişiklik sürecine adapte olabilmek için projelerin mümkün olduğunca modüler, mümkün olduğunca sistematik çözülmesi çok önemli. Rasyonel bir altyapı olduğu zaman bu gibi kriz anlarında, değişiklik anlarında daha sürdürülebilir bir süreç yaratmak açısından önemli. Burada verinin önemine ben dikkat çekmek istiyorum. Çünkü veri günümüzün petrolü. Burada bizi yönlendiren şey hamasi bir şekilde hadi bahçeli ev yapalım değil. Gerçekten birebir tuttuğumuz analizler oldu. Bunu hem internet arama motorlarındaki verilerin seyirinden hem bizim birebir takibimizden hem de birebir insan ilişkilerinde kurduğumuz diyaloglardan çok rahat alıp adapte ettik projelerimize. Burada zaman içerisinde tabii bu verilerin analitiği konusunda artık insan inisiyatifinden ziyade muhtemelen yazılımlar, algoritmalar sürece dahil olacaklar. Bunun çeşitli tabii felsefi tartışmaları da yapılıyor artılarıyla eksileriyle, ama bu kaçınılmaz bir süreç. Bunu biz yapmasak, arkadaşımız yapmasa bir yerlerde bu işler yapılacak. Bu konuya aşağı yukarı bir 2-3 yıl kafa yormuş, tez hazırlamış biri olarak bu topladığımız verilerin ve veriye dayalı tasarımın oldukça önemli olduğundan bahsedebilirim. Çünkü gelecek yapay zeka, robotik, makineler hakikaten bunlarla olacak, ama ne kadar ileri gitmek istiyorsak o kadar geriye, o kadar derine, temele inmemiz gerektiğini de bana öğreten hocalarım oldu. Başta Alparslan Ataman hocam olsun, Gökhan Avcıoğlu olsun. Dolayısıyla bir yandan aynen Elif Hanım'ın söylediği gibi en temel ihtiyaçları da analiz etme aşamasında bulduk kendimizi. En temel gereksinimler nedir? Bunlar en makul nasıl karşılanabilir? Çünkü bunların hepsi bir şekilde tablolarla, imajlarla, grafiklerle, seslerle kayıt altına alıyor ve bunlar bir veri oluşturuyor. Bu verilerin hepsini daha sonra çeşitli algoritmalar ve oluşturulacak modeller yoluyla projelere entegre edilmesi, proje süreçlerini tanımlaması, değiştirmesi kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. Burada sadece gündelik topladığımız veri değil, aynı zamanda sentetik veri dediğimiz üretilen veriler, yani modeli geliştiren kişilerin, bu algoritmaları geliştiren kişilerin ürettiği, türettiği sentetik veriler de işin içine giriyor ve bunlar önümüzdeki yıllarda daha çok konuştuğumuz, muhtemelen bütün ciddi kuruluşların stratejilerin temelini oluşturan bir yapı haline gelecek diye düşünüyorum. Peki Mustafa Bey, özellikle saha kısmında biz bu verileri ne kadar kullanabiliyoruz? Gayrimenkul, özellikle mimari kısımda teknoloji entegrasyon sahada kullanılabiliyor mu? Ve yatırımcı nezdinde, özellikle sadece yerli değil yabancı yatırımcı nezdinde de ilgi çekiyor mu? Burada tabii kurduğunuz sistemin yatırımcıya doğru düzgün bir şekilde aktarılabilmesi, anlatılabilmesi çok önemli. Yani bizim yaptığımız projemizde geliştirdiğimiz tablolama yöntemleriyle çok ciddi analitikler alabiliyoruz. Yani bunların mekan oranlarına, metrekare tanımlamaya varıncaya kadar nasıl kullanmamız gerektiğini ölçebildik. Bunun dışında özellikle yabancı yatırımcılar bu gibi yazılım, algoritma temelli işletmelere, girişimlere çok ciddi yatırımlarda bulunuyorlar. Bunların doğru sunulabilmesi için işe yarar modeller kurulması önemli. Benim master tezimde bu yapay zeka algoritmalarının, özellikle evrişimli yapay sinir ağlarının vaziyet planı tasarımında nasıl kullanılacağıyla ilgiliydi. Orada bir örnek vermem gerekirse çeşitli yazılımları kullanarak, bunlardan birisi BIM'dir. Building Information Modeling denilen şu bina bilgi modellemesi. Yaklaşık 168 bin imajlık bir veri seti üretmiştim ve onunla bir sınıflandırma algoritması geliştirmiştim. Bu ne demek? Kabaca mesela diyelim ki bir Google Earth'ten bir fotoğraf çektiğinde yarın bir gün tasarımcı ya da geliştirici mesela o parselinde çevreyle uyumlu nasıl bir bina yerleşimi yapabilecek, öneri modelleri önüne çok hızlı bir şekilde koyabilecektir. Ya da kat yüksekliğinin ne kadar olması gerektiğini çevreyle uyumlu, daha sürdürülebilir ya da kentin içinde sıyrılan değil de ona eklemlenebilir bir yapı olması gerektiğini algoritmalar bize çok hızlı bir süre içerisinde, belki saniyeler içerisinde koyabilecektir. Bu işin gittiği nokta orası. Bunu yani her şekilde daha da fantastik boyutlarda düşünebiliriz. Yani bir düğmeye basıp tasarımın önümüze geleceği noktaya kadar düşünebiliriz. Buradaki en önemli şey veri. Verinin toplanması, veri mühendisliğinin düzgün yapılması. Bu noktada Elif Hanım'a da dönmek istiyorum. Elif Hanım, siz özellikle mimarlar olarak tasarımda artık yatay yapılaşmaya çok dikkat ettiğiniz, yeni projeleri bunlar üzerine yaptığınızı söylediniz. Peki şunu sorayım, İstanbullu olarak İstanbul'un tasarım ölçeğinde neler yapılabilir mimari açıdan? Ne kadar belki biraz bozulan yapılaşmayı düzeltebiliriz? Bir mimar gözüyle siz nasıl değerlendirirsiniz? Hande Hanım, bir mimar olarak en çok duymayı isteyebileceğim sorulardan biri bu. Bu konuda konuşabilmek çok önemli bir şey, çünkü çok büyük bir sorumluluk gerektiren bir şey. Ama çok önemli bir soru. Şimdi az önce de söyledim ya, biz aslında projelere ilk başladığımızda hep nerede ve kimin için sorularını soruyoruz. Bunu öğrenciyken bile yapıyoruz. Mezun olduktan sonraki ilk kritik sorumuz bu. Bence bu noktadan sonra kendi küçük hani ölçeğimizde, evlerimizde ve ofislerimizde bu farkındalığa başlamışken, madem ölçeğimizi, etrafımızdaki binalarımız, yaşadığımız binalarımızla olan ilişkimizi madem sorgulamaya başlamışken, başladık. Bunu bilinçli bir şekilde devam ettirerek ben şehir ölçeğine de taşıyabileceğimize inanmak istiyorum. Bunun böyle bir olumlu yanı olabileceğini düşünüyorum. Şöyle ki bu aslında bir kartopu etkisi gibidir. Yani siz ne kadar içinde bulunduğunuz mekanla iletişim kurarsanız etrafınızdaki binalarla algınız daha açık olur. Yani bunu fark edebilirsiniz. Ben bu noktadan sonra gerçekten kent ölçeğinde içinde bulunduğu arsa ile gerçekten güçlü ilişkiler kuran yapıların gelişebileceğine inanıyorum. Özellikle bu geçirmiş olduğumuz süreçte halkın, bizim insanların açık alanlara, parklara ve gerçekten insanları ezmeyen, onunla daha iyi ilişki kurabilen ölçekteki binalara bir ilginin artacağını düşünüyorum. Bu sadece mimarlar olarak bizim tabii yapabileceğimiz bir şey değil. İşvereniyle, bütün toplumla beraber dönüştürebileceğimiz bir hareket olacaktır. Ama ben gerçekten yaşadığımız mekanlarla ilgili bir farkındalık oluştuğuna güvenerek bu süreç içerisinde bunu yapmak için biz de elimizi taşın altına koyarsak, ilgili kişiler de elini taşın altına koyarsa çok iyi projeler oluşturulabileceğini düşünüyorum. Bilhassa İstanbul zaman içerisinde çok yıpratılmış. Aslında çok güzel bir şehir. Bu kadar yıpranmış olmasına rağmen hala çok güzel bir şehir. Ben yurt dışında çok uzun yıllar yaşadım ve her Türkiye'ye gelişimde çok büyük farklar yakalıyordum. Burada yaşarken tabii o kadar dramatik yakalamıyorsunuz her zaman ama gene de görebiliyorum. Yani bu kentin çok daha iyi projelere ihtiyacı var. Bizim bunu yapabileceğimiz tasarım gücümüz kesinlikle var. Bilgimiz var. Çok yetenekli mimarlarımız var. Bunu yapmak için çok niyetli grup insanlar var. Bence bu niyetin bir araya getirilmesiyle çok olumlu şeyler ortaya konabilir diye düşünüyorum. Ama her şey önce bu farkındalıkla başlayacaktır diye düşünüyorum. Bence bu pandeminin olumlu şeyi bu olabilir noktası. Evet, ben bu noktada aynı soruyu Mustafa Bey'e de yöneltmek istiyorum. DAP Yapı olarak şehrin birçok noktasında proje geliştiriyorsunuz. İstanbul'un mimari tasarım ölçeğinde ne gibi düzenlemeler yapılabilir? Hani o eski özgün yapısına nasıl sağlayabilir miyiz Mustafa Bey? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet, tabii DAP Yapı olarak tabii bizim bir farklı bir duruşumuz var. Yani bulunduğumuz girdiğimiz her lokasyonda, her projede mimari olarak öne çıkan, farklılaşan bir yapı yapma gibi arzumuz var. Bununla beraber son yaptığımız projelerde özellikle daha az katlı, yeşili daha bol, bahçesi daha fazla ve kullanım alanlarının netliğine, kalitesine daha dikkat eden projeler de geliştirmeye çalışıyoruz. Mimari anlamda, planlama anlamında İstanbul ne yazık ki çok hırpalandı. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani malumun ilamı gibi bir şey bunu söylemek ama boşlukların daha fazla olduğu, yeşil alanların daha fazla olduğu, caddelerin, meydanların, ara kesitlerin daha iyi tanımlandığı, planlandığı bir yerleşim çözümlerine ihtiyacımız var. Bunlar tabii ortak alanlarımızda yapılamadığında mecburen büyük parsellerde kendi projelerimizin içerisinde en azından nefes aldıracak alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu noktada kentli vatandaşlarımızın yani bilincinin ama gün ve gün arttığını görüyoruz. Bu sevindirici bir gelişme. Depreme yönelik çıkartılan yasalar ve kentsel dönüşümle ilgili yasaları aslında fırsata çevirmemiz lazım. Ne yazık ki bunu çok iyi kullanamadık geçen süre içerisinde. Tamamımızın yani özellikle mülk sahiplerinin, burada dönüşüme girecek olan mülk sahiplerinin biraz vicdanlı olması, bir dairem varken hadi ikinciyi, üçüncüyü alayım dememesi, daha rahat, daha ferah, yoğunluğun abartılmadığı ortamları talep etmesi lazım. Bu noktada tabii merkezi idarelere çok büyük görev düşüyor. Bizlere sorulduğu, bizlere danışıldığı her ortamda elimizden gelen desteği veriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben de. GİS üyesi, DAP Yapı Proje Geliştirme Müdürü Mustafa Kemal Kayış ve yine GİS üyesi EDC Mimarlık kurucusu Elif Ertekin Gürkan'a diyor ve böylelikle bir gayrimenkul vizyonunun ilk bölümü burada noktalardan, şimdi de siz değerli izleyicilerimizden gelen soruları gayrimenkul analistimiz Şevki Çatlı yanıtlayacak. İlk sorumuz İzmir'den geliyor. İbrahim Bey, geçtiğimiz yıl Türkiye'de bir gayrimenkul yatırım yapmış. Özellikle İzmir'in ilçelerine ilişkin değerlendirme talep eder. Ne dersin Şevki? Evet, hep beraber İzmir inceleyelim ve yatırım puanına bir bakalım. Evet, yatırım puanı en yüksek olan ilçeler İzmir'de nereler acaba diye baktığım zaman Menderes 100 üzerinden 73 puan almış, Çeşme 100 üzerinden 68 puan, Karaburun 100 üzerinden 64 puan aldığını görüntüleyebiliyorum. Hemen Menderes'e baktığım zaman 100 üzerinden 73 puan demiştik. Arzda bir yükseliş, fiyatta da yine bir yükseliş söz konusu Menderes genelinde ve devamında 3502 TL olduğunu söyleyebiliriz. Son 6 aydaki gayrimenkul metrekare birim fiyatlarının konut bazında ve İzmir geneliyle kıyaslayacak olursak İzmir genelinde 4117 TL ortalama metrekare birim fiyatları. Menderes'te 3502 TL yani İzmir genelinden daha düşük olduğunu belirtelim. Ve ikinci sıradaki Çeşme'ye bir bakalım beraber. 100 üzerinden 68 puan almıştı Çeşme ve arzda bir düşüş. Evet, burada fiyatlarda da bir yükseliş olduğunu gözlemliyorum. Yine Çeşme genelinde ve burada baktığım zaman 9443 TL ortalama metrekare fiyatları ve 4117 TL evet demiştik az önce İzmir genelindeki fiyatların. Çeşme 2 kat daha pahalı bir yer olduğunu belirtelim İzmir geneline göre. Ve biraz böyle geriye çıkalım. Evet, burada bakın çok net bir şekilde koyu olan yerlerdeki gayrimenkul işlem hareketlerinin daha yoğun olduğunu okuyabiliyorum. Yani merkezde toplanmış alım satım hareketlilikleri ama kuzeye doğru gidildikçe yani Manisa aksına doğru gidildikçe bir hareket var. Akabinde güneye doğru Gazi Emir tarafında yine bir hareket olduğunu gözlemliyorum. Burada doğu tarafta Turgutlu aksına doğru giden bir hareketlilik var. Ve batıda da Çeşme güzergahına doğru giden bir yoğunluk olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu grafik aslında bana çok net bir şekilde şunu söylüyor. Ulaşım ağlarının yoğun olduğu, kolay olduğu bölgelerde gayrimenkul piyasa hareketleri biraz daha fazla ve işlemler daha yoğun olarak gerçekleşmekte. Ve biraz daha geriye çıkalım isterseniz. Tüm Türkiye'deki gayrimenkul hareketlerine baktığımız zaman burada Marmara genelinde toplandığını söylüyoruz ve bu Marmara'yı saymayacak, İstanbul'u saymayacak olursak eğer Ankara ve İzmir en ön planda olan illerden bir tanesi. Ben hemen izleyicimize raporunda yolluyorum. Kendisine sağlıklı günler dileriz. Şevki, bu noktada İstanbul'dan izleyicimiz İsmail Bey ile Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi 347. ada 2. parselde bir yatırım ve bilgi değerlendirmesi ister. Özellikle oradaki arsa ve gayrimenkullere dair değerlendirmen ne olacak? Evet, hemen incelememizi gerçekleştirelim. Sunumumuzu oluşturalım. Evet, şu an sunumumuz oluşturuluyor. İstanbul, Beylikdüzü. Evet, parselimizi bulduk. 2114 metrekare arsa niteliğindeki bir gayrimenkul olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Ve burada şimdi hemen bir inceleme gerçekleştirelim ve son 6 aydaki eğilimlere bir bakalım. Arzda bir düşüş gözlemliyorum. Evet, bu bölgede hemen fiyata bakalım. Fiyatta da yine bir düşüş olduğunu gözlemliyorum. Ortalama metrekare fiyatları nedir diye baktığımda 3542 TL seviyesinde olduğunu bana hemen Gabora sistemi söyledi. Ve devamında detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet, burada en yoğun hareketliliğin %43 oranında aslında 3300 ila 3800 bandında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Az önce de aslında 3542 TL seviyesinde yoğun bir hareketlilik olduğunu bu bölgede belirtmiştik. Ve son 24 ayı aslında baktığım zaman, ele aldığım zaman 3470 TL seviyesinden gelmiş 3542 TL seviyesi. Bunu hemen iletelim. Yani çok ciddi bir pik yapmamış ama artış yönünde bir eğilim var bölgede. Hemen devam ediyorum ve bölgedeki yatırım puanına bakıyorum. 100 üzerinden 62 puan aldığını söyleyebiliriz yatırım puanının. Evet, biraz böyle geriye doğru çıktığımda İstanbul'un en yoğun hareketliliği yaşanan bölgelerinden bir tanesine kaldığını söyleyebiliriz bu gayrimenkulün. Ve biraz daha geriye çıkıyorum. Tüm Türkiye ölçeğinde de ele aldığımda yine Türkiye'nin önemli hareketli bölgelerinden bir tanesine yer aldığında belirtebiliriz. Ben buradan hemen izleyicimize izahname raporunu yolluyorum. Kendisine sağlıklı günler deriz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize gayrimenkul analisti Şevki Çatlı'ya böylelikle İstanbul Beylikdüzü'nde arsa sahibi izleyicimiz İsmail Bey ve İzmir'de bir arsa yine yatırıma olan diğer bir izleyicimiz İbrahim Bey'in de sorularını yanıtlayarak bugünlük gayrimenkul vizyonu burada noktalarken şimdi kısa bir aranın ardından Ali Çağatay sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.